Hepinize merhaba. Çok uzun zaman sonra yeniden kanalımıza hoş geldiniz. Ben yaşlıyım. Havalar bir soğuk, bir sıcak. Kendimi koruyamıyorum. Önce nezle oluyorum. Sonra onu atlattım derken bakıyorum ki gribal durum yine devam ediyor. Ama bunların hiçbirisi ülkenin içinde bulunduğumuz durumun yapısal özelliğini değiştirmiyor. Ben nasıl bu gidişten memnun değilsem, sizler de hangi görüşte olursanız olsun, ülkenin gidişinden memnun değilsiniz. Bu belli. AKP'lisi de memnun değil. CHP'lisi de, İYİ Partilisi de, HDP'lisi de. AKP'lisi de memnun değil. Nasıl bu hale geldik? Her şey ortada. İşte bu garabet sistem. Ne zaman parlamenter sistemden döndük, o zaman açmazlar, belirsizlikler, yapısal özelliklerin bozulması her geçen gün ortaya çıkıyor sevgili seyirciler. Peki bunun tek suçlusu ülkeyi yöneten AKP mi? Daha doğrusu ülkeyi yöneten Recep Tayyip Erdoğan mı? Hayır, tek sorumlusu o değil. Çünkü ana muhalefet partisi, bu gidişi ortadan kaldıracak davranışlarda bulunmuyor. Bulunduğu tek bir davranış var. Son yerel seçimler. Onda da zaten yerel yöneticilerin başarıları sanki Cumhuriyet Halk Partisi'nin başarısıymış gibi ortaya çıkıyor. Komik de bir durum var. O komik durum şu. CHP'nin genel başkanı bunu sanki kendi başarısıymış gibi lanse ediyor. Öyle bir şey yok. Bu da siyasetin haksız kazancı. Hakikaten öyle. Şimdi sizleri fazla uzağa götürmeyeyim. Nedir uzağa götürmeyeceğim konu? Birincisi, bir CHP milletvekili saraya gitti, Recep Tayyip Erdoğan'la konuştu. Böyle bir iddia. Bu iddiayı sözde duayen denilen bir gazeteci ortaya attı. Rahmi Turan. İşin hiç bununla ilgisi yok. Hemen ortaya Muharrem İnce'nin ismi atıldı. Muharrem İnce de tepkiyi gösterdi. Tepki gösterince Cumhuriyet Halk Partisi kendi Cumhuriyet Halk Partisi ile kavga etmeye başladı. Komik. Genel Başkan televizyona çıktı. Sonradan ne kadar inkar ederdiysin. Evet, ben biliyordum dedi. Ya arkadaş, neyi biliyordun? O ekranlara çıkıp 3 tane kelime söyleyeceksin. Hiçbir CHP'li köşke gidip pazarlık yapmaz. Veya saraya gidip. Bunu söyleyemedi. Muharrem İnce de bunu fırsat bildi. Daha önce genel kurula götürmek için Cumhuriyet Halk Partisi'ni yeterli imzayı toplamasına rağmen genel kurula gidilmedi. O da işin ayrı komik kısmı. Muharrem İnce bu sefer peşi sıra saymaya başladı. Bunların hiçbiri doğru değil. Hiçbirinde bir ilke yok. Böyle olunca biz de yükleniyoruz Recep Tayyip Erdoğan, AKP, Devlet Bahçeli, MHP. Daha bu kurumadan bu sefer Sinan Aygün olayı patlak verdi. Bu daha da komik bir durum. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, dürüstlüğüyle, adamlığıyla, gerçek anlamda bir belediye başkanı olarak ortaya çıktı. Ama bir başka CHP'li, şu anda hala CHP'li ama bundan sonra olmayacak büyük ihtimalle, Mansur Yavaş'a vurmaya başladı. Yani CHP, CHP'den çektiği kadar hiç kimseden çekmedi. Ne diyoruz şimdi? Ülke kötüye gidiyor. Evet, kötüye gidiyor.
İdlib'de durum çok kötü. Şimdi bir de Libya çıktı başımıza. Suriye, Libya. Ne oluyoruz? Bu ülkenin kurucuları tek şey söylediler dış politikada. Yurtta sulh, cihanda sulh. Sanki bu laf yokmuş gibi. Şimdi Türkiye neyi tartışıyor? Kanal İstanbul. İlk belirlemelere göre 75 milyar dolar. Zaten bütçende 535 milyar dolar açık var. Bu 75 milyar dolar ne? Kanal İstanbul'u yapacaksın. Niye yapacaksın? Ülkeye çok faydalı olacakmış. Nasıl faydası olacak? Denizcilik şahane olacak. Denizcilik. Ne yapacaksın? Balık tutacaksın. Sonra ne faydası olacak? Boğazlardan geçen gemiler Kanal İstanbul'dan geçecekmiş. Tonajlarına göre de 80 bin dolarla 160 bin dolar geçiş parası verecekmiş. E adam salak mı? Bedava geçtiği yere 160 bin dolar versin. Olur mu öyle bir şey? Eşyanın tabiatına aykırı. Şimdi tartışıyoruz. Kanal İstanbul'u yaptırmam. Kanal İstanbul'u yaparım. Kanal İstanbul'u yapamazsınız. Paranız yok. İki, o ihaleye kimse girmez. Başladıktan 10 sene sonra mı bitecek, 8 sene sonra mı bitecek? Buna kim para bağlar da girer? Hiç kimse. Bu işin altında aslında başka bir şey var. Gündeme hemen ne geldi? Monroe Anlaşması. Cumhurbaşkanı Lozan'ı tartışmaya açıyor. Monroe Anlaşması'nı tartışmaya açıyor. Vallahi Yunan Başbakanı açmaz. Açmak ister de açamaz. Çünkü uluslararası anlaşmalar var burada. Bu nasıl bir iş? Ne menem bir iş? Bunu Türkiye'de hiç kimse anlamış değil. Esas uğraşacağımız konu işsizlik. Esas uğraşacağımız konu hayat pahalılığı. Bunlarla kimse uğraşmıyor. Kanal İstanbul aşağı, Kanal İstanbul yukarı. Televizyonlarda izliyorum. Aynı adamlar. Farklı konular. Vallahi bu ülkenin çok yetişmiş adamları var. Öyle adamlar ki bunlar depremde uzman. Siyasette uzman. Ekonomide uzman. Sosyal olaylarda uzman. Hepsi birer deha. Ama bu dehalar nasılsa karşı karşıya oturuyorlar. Bir tarafta AKP'liler, öbür tarafta AKP karşıtları. Kimsenin kimseye eyvallahı yok. Bu Türk halkının refahı ve mutluluğunu kim konuşacak? Onu o kadar çok merak ediyorum ki. Hala kayıkçı kavgası. Hala anlamsız sen-ben mücadelesi. Türk halkı mı? Geçiniz. Vurun havalıya. Bu gerçekten çok ayıp.